Merhaba arkadaşlar, Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için 2022'nin genel anlamda neler yaşayabileceğini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname baktırmak isteyenler de Damla Nur Hanım'a Damla Nur Altre Medium sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Balıklar, her taraf yol. Bu kadar yol hiçbir burçta çıkmamıştı. Evet, duygusallığıyla ünlü burcumuz balıklar. Ama bu sefer sanki daha çok mantıksal hareket eden bir balık burcu görünüyor burada. Ve maddi kazançlara daha çok meyilli olacak, gelecekle ilgili yatırımları daha çok olacak gündemlerinde. Şöyle de bir durum var. Etrafında duygusallığını bekleyen, akbabalar gibi düşmesini bekleyen kişilere de hiç fırsat vermeyecek. Aksine kendini garantiye alacak bir balık burcu gözüküyor. Bir de seyahatleriniz var arkadaşlar ama bu seyahatler genellikle iş ve kariyer anlamında ve bunları bilerek yapacağınız, yani birdenbire çıkacak değil, sanki planlayarak yapacağınız bir seyahatler dizisi var. Hayatınızda olan bir kişiyle yolunuzu ayırıp yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz ya da bu kişiyle devam etmek için belli koşullar öne süreceksiniz. Yalnız olan balıklar içinse hayatına girecek kişi, ben böyleyim, beni kabul ediyorsan bu şekilde deyip tedbirli bir başlangıç yapacağınız bir durum var. Yani diyorum ya, duygularından çok mantıksal taraflara konuşacak olan bir balık burcunun senesindeyiz. Hayatınızda yolunuzda gitmeyen, çözümlenmesi beklenen sorunları bir teker teker çözeceğiniz bir dönem var. Özellikle iş konusunda uzun süredir sıkıntıda olan bir balık burcuysanız, değişikliğe gitmek istiyorsanız ya şehir değişikliği yapacaksınız ya da iş konusunda değişikliğe gideceksiniz arkadaşlar. Kanatlarınızı sanki bir kenara bırakıp artık ayaklarınızın daha çok yere basacağı bir süreç var. Bununla birlikte gelecekle ilgili yatırımlarınızı daha karlı alanlarda değerlendireceğiniz bir süreciniz var. Bu dönem daha çok kariyer, hani bebek beklentisi içerisinde olan bir balık burcuysanız, evet, bu konudaki fırsatınız çok fazla ama sanki bu dönem daha çok maddiyat ve kariyer anlamında kendinize daha çok yatırım yapacağınız bir süreç var. Yurt dışı ile bağlantılı bir seminere katılmanız var. Ayrıca kendinizi geliştirmek için yeni bir meslek edinme veya yeni bir okul veya üniversite okumak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu konularla ilgili, yani yeni bir dalda eğitim görmek isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Kafanızın içerisinde bir plan var. Bu ev ya da bina yapımları ile ilgili veya bir arsanın değerlendirmesi ile ilgili onunla görüşmeler yapıp yılın ortasına doğru bu konuyla ilgili çözümlere başlayacaksınız. 3 vade içerisinde size son 3 yılda sıkıntı yaşatan kişilerle bir nevi hesaplaşmanız olacak. Hayatınızdan çıkıp gitmelerinin yanında bunun bedelini de ödettireceğiniz bir süreç var. Bir nevi intikam alma diye düşünebilirsiniz ama hayır, hakkınızı alma olarak göreceksiniz siz bunu. Daha çok hak, adalet arama ile ilgili durumlarla, sosyal projelerle veya kendinizi hakkınızı ararken bulabilirsiniz. Resmi kurumlarla alakalı sıkıntılı bir süreçten geçtiğiniz yerde bu konuları mahkemeye taşımak isteyebilirsiniz ki bunlarla ilgili sonuçlar sizin için olumlu olacak. İş mahkemesi veya ticari anlamda bir mahkeme ile ilgili sıkıntısı olan balık burçlarının veya tazminatla ilgili bunları kazanacağı bir süreçleri var. Önleri tam kilitlendi. Artık bu konuda bir şey yapılabilir mi? Daha da çözülecek gibi görünmüyor dediğiniz iki tane konu. Kilitlenmiş konunuzun artık çözüleceği ya da diyoruz ya, ilahi adalet tecelli edecek, öyle bir durumunuz var. Dua kapılarınız çok açık ve bu dönemde ettiğiniz beddua kısımlarının daha çabuk tuttuğunu görebilirsiniz ama
beddua etmekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Çünkü beddua iki uçlu bir değnektir. Yani size de zararı dokunabilir. 3 rakamında ve A harfiyle bir görüşmeniz var ve bu görüşmenin arkasından ferahlayacağınız haberler var. Kafanızda soru işareti olan M harfli bir kişiyle ilgili temiz haber alacaksınız ki bu 2022'nin ortasını bulacak. Evlilik teklifi alabilirsiniz ama evlilik öncesi bir anlaşma yaparak evlilik yapacaksınız. Diyorum ya, duygusallığından önce ilk önce mantık konuşacak bu dönem balıkların. Harbiden de bu kadar mantıksal davranışlar beklemeyip ben bile kendimden bunu beklemezdim cümlesini kurabilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki sonradan beni hayat şartları bu hale getirdi. Evet, siz ne kadar insanları kendiniz gibi gördüyseniz, ne kadar naif ve kırılgan olduklarını, empati yeteneğinizi konuşturduysanız onlar da sizi kırmak için çabaladı gibi bir durum var. İşte bu dönem herkesin hak ettiğinin yerine gelmesi gibi bir durum var arkadaşlar. Sırtınızdan hançerleyen bir arkadaşınız, kendi cinsinizden bir arkadaşınızın yüzleşip o kişinin sizden yardım dilemesi durumu var. Yardım edip etmeme konusunda bir şey diyemeyeceğim. Bazılarınız merhametli davranırken bazılarınız çok katar davranacak çünkü ama bu kişi de geldiğine de geleceğine de pişman olacak her iki durumda gözüküyor. Yakın çevrenizden bir kişinin düğünü veya nişanına katılacaksınız. Bu nişanda da tanışacağınız yeni bir kişi, ister evli olun ister bekar olun, size teklifler gelecek gözüküyor. Burada yani üçüncü bir ilişki, yani evlilik dışı da bir ilişki başlayabilir. O konuda herkesin kendi kararıdır. Bazı konularda tedbirli davranmanızda fayda var veya bu konuya hiç girmemenizde de fayda olabilir. Zarar herkesin kendine yaptığı bir zarardır bu durumda. O yüzden kendi kurallarınızı koyarak yaşayın her ne yaşıyorsanız. Evet, baykuş gibi önüne getirip size sıkıntı veren bir kişinin özellikle akrabalık ilişkileri içerisinde size zarar veren ya da çocukluk travması yaşatan veya belli bir süre öncesinde kadar size sıkıntı yaşatan bir kişinin bütün yaptıklarından dolayı pişman olup sizden özür dilemesi var. Bu konuda sanırım şöyle bir durum var. Bu kişiyle bu yüzleşmeyi tek başınıza yapmayacaksınız. İnsanların sizi yargılamasından kurtulmak ister gibi sanki ilan edeceğiniz bir durum var. Yani ortalığa dökeceğiniz, bak bu adam bana bunu yaptı veya bu kadın bana bunu yaptı. Şimdi de gelmiş bunu affetmemi istiyor deyip insanların gözüne gözüne sokmayı deneyeceksiniz. Sonrasında ne olur? Önünüz sizin için aydınlık ama yüreğinizin daralması hafifler mi? Bir nebze. Hayatta bazı yükleri o yükü açanlarla birlikte yollamak gerekiyor. Siz de bunu yapmanız gerekecek bir durum var. Ki yapacağınızı görüyorum ben. Arkasından da kısmet kapıları, maddi anlamda toplu girişler, iki tane parça halinde. Bu bir başarının arkasından gelecek, birisi de miras yoluyla gelecek olan bir toplu para girişi var arkadaşlar. Hayatınızdaki olan kişiyle bir ağız tartışması yaşayacaksınız ama kısa sürede bu konu tatlılığa bağlanacak. İnişli çıkışlı bir dönemden gideceksiniz ve yılın sonuna doğru taşınma işleminiz olacak arkadaşlar. Köklü bir taşınma, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat başlangıcına gideceksiniz 2022'nin sonuna doğru. Hem kariyer anlamında hem de aile anlamında bu tür seçenekler yaşayabilirsiniz ki burada bir ev taşınması da gündeminizde olacak ki bu evi kendiniz de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Balık ve yükselen balıklar. Arkadaşlar önümüzdeki haftada Ocak ayının ilk 15 gününü yükleyeceğim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın diye hatırlatayım. Bu aralar size çok fazla geliyorum. Ama yılın sonu. Masa başında bir iş görüşmesi yapacaksınız ve size bir görev veya bir iş teklifi edilecek.
Bu teklif özel sektörden olacaktır ve bu konuyla ilgili yöneticilikle ilgili bir teklif olacak. Bunu kabul edip etmeme konusunda tereddüte düşeceksiniz. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. O yüzden yapılan teklifi çok iyi araştırmanızda fayda var. İsminde S harfi olan ve L harfi olan iki kişiyle konuşmanız var. Bu konuda sizi destekleyecekler ve yurt dışı ile bağlantılı bir iş teklifi olacak bir durum gözüküyor. Bir uçak seyahatleriniz olacak diyorum ya, bu dönem en çok seyahatler sizin balık burcunda gözüküyor. Giden sevgilinin geri dönmesi ya da evliliği bitmiş olan kişilerin tekrardan evliliğini kurtarma çabası olacak. Dilek kapılarınız açık. Bu dönem dualarınız konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Diyorum ya, beddua etmekten kaçınmanızda fayda var. Kafanızı sürekli meşgul eden, geçmişten beri sizin kafanızı yiyip bitiren konularla yüzleşip bu konuları temelli çözeceksiniz. Yani son defa düşünüyorum, artık bundan sonra da düşünmeyeceğim dediğiniz noktadaysınız ve bunların hepsine teker teker çözüm bulacaksınız. Bazılarının hani kiliselerde günahlarını affettirmek için başvururlar ya, bu dönem geçmişte size sıkıntı veren 3 tane kişi sizin kapınıza gelip günahlarınızı affetmenizi isteyecekleri durumlar var. Affedeceğinizi pek düşünmüyorum ama bu durumu yaşamak sizin için biraz keyifli olacak. Çünkü yaptıklarını insanların en azından fark ettiklerini bilmek hoşunuza gidecek. Hanenizin içerisinde sevindirici haberleriniz var. Mutlu olacağınız güzel haberler alacaksınız. Kan bağınızdan bir hastanın iyileşeceği ya da uzun süredir tedavi olan kanser veya daha ağır bir hastalıkla uğraşan bir kişinin iyileştiği haberini alacaksınız. Gördüğünüz gibi bir tek dilek halinde gözüküyor ama burada bir yılın sonunda bir aşk evliliği gözüküyor. Arkadaşlar, bekar olan balıklar için ama evli olan balıklar için burada hanenin içerisinde sevinçli haberler ve büyük de bir kısmetle birlikte bir yatırım söz konusu ve buradan da çok büyük gelirler elde edecekleri bir durum var. 2022 balıklara şahane gelecek. Güzellikleriyle gelecek, mutlu haberleriyle gelecek. Aynı zamanda bol yüzleşmeli, bol seyahatli bir yıl olacağı gözüküyor. Evet arkadaşlar, 2021'de hepimizi üzen olaylar, hepimizi sıkıntıya sokan olaylar yaşadık. Umarım 2022 hepimize bolluk, bereket, sağlık, sıhhat, mutlu günler, bereketli günler, bol kazançlar, aynı zamanda da huzur ve yüzümüzü güldürecek haberler almayı nasip etsin. Hepimize nice güzel yıllar yaşamak temennisiyle kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Balık ve yükselen balıklar için 2022'de neler olacağına hep birlikte baktık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.